Şimdi öncelikle e, Rusya'daki sosyal medyada Rusya'da Su-57 ve Rusların insansız hava aracı, jet motorlu, turbofan motorlu insansız hava aracıyla ilgili ilginç bir video paylaşıldı. E, bunu değerlendirmek istiyorum. Önce isterseniz videomuzu seyredelim. Ну, во-первых, Su-57 он меньше и главное, он собран по схеме классического истребителя в отличие от беспилотного летательного ...aparata programı aerodinamik schema, Şimdi videoda gördüğünüz gibi... ...adamın biri önce Su-57 Rusların en son yaptığı... ...işte 4 artı artı nesil... ...Ruslara göre 5. nesil... ...aslında gerçekten 4 artı artı dediğimiz... ...plus dediğimiz... ...aslında öyle bir nesil de yok ama... ...hani 4. nesilden daha ileri bir nesil... ...ama 5. nesil olmayan... ...Su-57'nin üzerinde yürüyor... ...daha sonra direkt e, bu Rusların insansız hava aracı yani stealth dizaynını, tasarımını insansız hava aracı e, Okotnik B Skat üzerinde direkt bir uçaktan bir uçağa geçiyor. Şimdi normalde Rambo'ya olan yani stealth olan uçakların üzerinde Rambo'ya ile ayakla insanın ayağı üzerinde gezmez. Ayrıca zaten uçakların birçok yerleri no step falan yazar. Birçok yerinde e, yani basılmaz, gezilmez ama burada nasıl bir mesaj vermek istemişler? Doğrusu merak ettim yani orada bu uçaklar çok sağlam üzerinde rahatlıkla falan geziyoruz mu demek istediler. Yoksa yani verilen mesaj aslında gerçekten anlamakta zorlandım. Ama burada şunu gördük ki yani gerçi biliyorduk ama yani gözle görünce çok daha böyle bir net anlaşıldı. Bu Okotnik yani kat denen insansız hava aracı turbofan motorlu insansız hava aracı ki Amerikan X-47B'ye de çok benziyor. Neredeyse Su-57 kadar yani kocaman bir uçak yani dolayısıyla altına seyir füzesi işte e, akıllı mühimmatları falan alabilecek kapasitede içine daha doğrusu gövde içi silah yuvasına. Fakat burada ilginç bir şey var. Şimdi tabii e, stealth dediğimiz zaman sadece e, yani stealth deyip de sadece radar düşük radar görünürlüğü demek değil. Termal gizlilik, akustik her türlü e, düşük görünürlüğü yani daha doğrusu sens bir tür yani bu elektromanyetik spektrumdaki bütün dalgalarda Hepsinde en az kendisini gösterme ve mümkün olduğu kadar da içinde e, pasif sensör dediğimiz sensörlerin fazla olup düşman uçaklarına da birçok sensörle tespit edebilme özelliğinden bahsediliyor. Dolayısıyla e, uçağın nozulu dışarıda normal jet motor uçaklar gibi. Yani direkt e, termal gizlilik neredeyse sıfır. Ama şimdi burada diğer resimlerde göreceksiniz e, maketleri var, maketler. Fuarlarda maketleri var. Orada aynı X-47B gibi ya da B-2 Amerikan Sturt bombardıman Uçağı işte stratejik bombardıman uçağı gibi arkadaki nozzle egzoz çıkışlarını gizlemişler. Yani demek ki bir üst versiyonlar sonraki versiyonlar böyle olacak. O zaman gerçekten X-47B'ye rakip ve gerçekten Sturt termal gizliliği olan yani kızılötesi sensörlerle fazla görünmeyen bir insansız hava aracı olacak ki şöyle bir şey. F-35 de bu X-47B ve diğer uçaklarla birlikte uçtuktan sonra Ruslar da buna şöyle bir misillemede bulundu. Su-57 ile beraber bunu uçurdu ve arasında A bağlantısı yaptı. Bunu da daha önce zaten savunma medyasını takip edenler mutlaka görmüştür. Böyle ilginç bir şeydi. Evet bir sonraki dosyamız da yine Zirkon'dan. Zirkon veya Triston yani ikisi de aynı şey. Şimdi biliyorsunuz Ruslar bir hipersonik füze sistemi yaptı. Antişip yani gemi savar füze bu. Bu füze sistemini daha önce ee, karadan denediler. Yani karadan atış yaptılar bunlar. Gemiden de atış yapmışlardı. Şimdi biraz sonra videoda göreceksiniz denizaltıdan atış yaptılar ki bu son derece stratejik bir kabiliyet oldu. Şimdi Zirkon'un ile alakalı çok dedikodular var. Fırlatıldıktan sonra hedefi 4 dakika içinde vuruyor. 700 kilometre menzili var. Sesten hızlı aynı zamanda hipersonik dolayısıyla 5 mak süratin üzerinde yani yaklaşık 8000, 8, bin, 8 civarında, 7-8. Hızı yaklaşık şöyle söyleyeyim size, saatte 7000, 8000 kilometre arası veya yani en 9 değil yani 7000-8000 bin, bin kilometre saat arası. Dolayısıyla belki biraz daha az, yani sonuçta 5 maktan fazla. O yüzden hipersonik deniyoruz. Şimdi ve screamjet motoru var, yani ramjet motorla bile o sürate çıkamaz çünkü çok daha farklı bir motor sistemi var bu füzelerde. Şimdi bunu yaptılar ama 700 kilometre mesafeli. Şimdi 700 kilometre ötedeki bir gemiyi hedeflemek çok zor bir şey bu süratte. Çünkü gemi hareket halinde işte onun için yeni uydular fırlatmışlar. Bunu uydudan güdümlemeye çalışıyorlar ama denemelerin başarısı olduğuna dair Amerikan medyasında ve çeşitli savunma medyalarında çok fazla söylenti çıktı. Şöyle uçuyor, gidiyor yani patlıyor tamam deyince vurunca patlıyor ama hedefleme konusunda sıkıntısı olduğu söyleniyor. Öyle veya böyle. Şimdi bunu aşacaklarını düşünelim. Yani e, son anda belki terminal aşamada kızılötesi güdüm konabilir mi? Bile, bilemem onu. Veya bu uydu sistemini, navigasyon sistemini tamamen yaptıklarını düşünelim. Şimdi deniz atması çok stratejik. Şimdi deniz zaten su altında. Bir de batık fırlatma yapıyorsa, yani batık fırlatma yapıyorsa korkunç bir stratejik bir ürün haline gelmiş demektir. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir gemi var, bir denizaltı var. Bir denizaltı yaklaşık 100 kilometre ötede veya 200-300 kilometre ötede siz hiç bilmiyorsunuz zaten denizaltıyı tespit edemezsiniz. Adam e, hipersonik füzeyi fırlatıyor. Bir dakika veya bir buçuk dakika sonra sizin üzerinizde. Yani sizin bunu radara tespit edip, alarma geçip, e, sensörlerinizde bunu işte kitleyip, e, füzeleri ateşlemeniz çok zor bir olay. Hele bir de barış zamanındaysa ve beklenmedik bir andaysa. Yani tam alarm durumunda değilseniz. Dolayısıyla e, bu... E, Resimlerde de görüyorsunuz bunlar belki temsili de olabilir tam net resmi olmayabilir ama son derece önemli bir gelişme bence füze dünyası açısından.